Merhaba arkadaşlar, Hacettepe'li Hoca kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ökaryotik canlılardan bitkilerle devam ediyoruz. Protistaları ve mantarları yani fungileri bitirmiştik. Geldik bitkiler konusuna. Bitkiler konusu arkadaşlar oldukça geniş bir şekilde ele almaya çalıştım. Bitki biyolojisini anlatmaya zamanım olmayabilir belki. O yüzden bitkileri buradan biraz daha geniş biçimde anlatmaya çalıştım. Güzel bir video oldu. Umarım keyif alırsınız. Yine slaytın PDF'ini indirmek için aşağıdaki bilgi kutucuğunu genişletmeyi unutmayın. Başladık. Yapısına göre hücreler prokaryot, ökaryot olarak ikiye ayırmıştım. Prokaryot diyorsam sadece ne aklıma gelecekti? Bakteriler ve arkeler aklıma gelecekti. Onun dışındaki bütün canlılar ökaryottu. Protistaları anlattık, fungileri anlattık. Geldik bitkilere. Bitkileri de ayırmışız birazcık. Onları biraz sonra görelim. Bitkilerin genel özellikleri. Bitkiler arkadaşlar çok hücreli canlılar. Yani tek hücreli bir bitkim yok. Dolayısıyla çok hücreli ve ökaryotik yani çekirdek ve zarlı organellere sahip olan hücre yapısı arkadaşlar bitkilerinki diyorduk. Kloroplastlarında arkadaşlar klorofil pigmenti taşıyorlar. Kloroplast taşıyabiliyorlar çünkü ökaryotik yapılar ve ışıktan yani fotondan gelen enerjiyi kullanarak inorganik maddeleri organik maddeye dönüştürüyorlar. Kloroplastın içine baktım. Enerji gelecek ışıktan. Işıktan gelen enerji kloroplastları harekete geçirecek. Dışarıdan karbondioksit alacak. Köklerinden su alacak. Dolayısıyla besin ve oksijen üretecek. Yani inorganik olan su ve karbondioksiti alıyor. Işıktan gelen enerjiyi ATP'ye çeviriyor klorofilde. Ve bu şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Organik besin üretmiş oluyor. Bulundukları ortam için dolayısıyla bir oksijen kaynağı bitkiler. O yüzden hani bitkilerin olduğu yerde daha rahat nefes alınır. Gündüzleri özellikle çünkü geceleri onlar da solunum yapıyorlar. Gündüzleri de yapıyorlar, geceleri de yapıyorlar da geceleri fotosentez yapamadıkları için çok fazla oksijen veremiyorlar. Dolayısıyla gündüz arkadaşlar bitkilerin bulunduğu yerde olmak insanı rahatlatır, dinçleştirir, hücreleri yeniler. Yüksek yapılı bitkilerde arkadaşlar damar dediğimiz bir şey var. Damar dediğim şey iletim demeti. Hani bizdeki şey gibi, gerçekten bizdeki damarlar gibi düşünebilirsiniz. Nasıl bizdeki damarlar işte oksijeni gerekli hücreleri taşıyor, atık maddeleri hücrelerden alıp uzaklaştırıyor. Tıpkı bunun gibi de arkadaşlar bitkilerdeki damarlar da atıyorum bitki kökünden su mu aldı? Bu suyun yukarı kadar ulaşması lazım. Ya da bitki yapraklarında sükroz dediğimiz mesela besin mi üretti? Bu sükrozun yani besinin diğer yerlere, köklere de taşınması lazım. Yani hem suları yukarıya taşıyor, hem besinleri aşağıya taşıyor. Böyle bir gel git mekanizması yapıyor arkadaşlar. Bu yüksek yapılı bitkilerdeki damarlar. Demek ki her bitkide bu damar yok. Aynı zamanda bitkilerde sinir sistemi dediğimiz bir sistem de bulunmuyor. Ancak hormonlar var yani endokrin sistem dediğimiz yapı yine var. Dolayısıyla genelde tepkiler bu hormonlar sayesinde verilmiş oluyor. Mesela oksin dediğimiz bir hormon var. Güneşe yönelmeyi bu hormon sağlıyor. Fotosentez sonucu üretilen glikozun fazlası arkadaşlar nişastaya dönüşüyor. Diğerlerinde neydi? Hayvan hücresi, insan hücresi aynıydı zaten. Bunlar da glikojen olarak depo ediliyordu. Mantarlarda da glikojendi. Bakteri ve arke hücreleri prokaryot olmasına rağmen onlarda da glikojen olarak depo ediliyordu. Ancak bitki hücresinde ökaryot olmasına rağmen nişasta olarak depo ediliyor. Nişastayı özellikle Ramazan aylarında işte Ramazan'dan sonra işte kurbandan sonra ne yapılır? Hani bayramlarda diyeyim artık. Bayramlarda baklava yapılır ve baklava yapılırken nişasta almayı gönderir ailelerimiz bizi. Nişasta genelde şöyle kaplarda bulunur. Mısır nişastası vardır, işte buğday nişastası vardır, patatesteki nişasta var biliyorsunuz, pirinçte nişasta var. Genelde bizi mısır ya da buğday nişastası almaya gönderirler ki bu baklavalar arasındaki katlar ne yapsın arkadaşlar? Birbirine yapışmasın. Nişasta çünkü suda çözünmez. Bunun üzerine şerbet döktüğümde kat kat olur böyle baklava. Bunu daha önce nişasta konusunda anlatırken söylemiştim. Nişasta bu şekilde genelde bulunuyor. Yani oradan aklınıza gelsin. Nişasta, mısır nişastası, buğday nişastası demek ki bitkiler tarafından üretiliyor. Hücre zarının dış kısmında yani bir hücre zarı var. Onun dış kısmında ağırlıklı olarak selülozdan oluşmuş bir hücre duvarı var. Bu ifade çok hoşuma gitti benim. Yani sadece selüloz yok hücre duvarında. Bakın pektin dediğimiz, hemiselüloz dediğimiz, protein dediğimiz yapılar da var hücre duvarında. Dolayısıyla ağırlıklı olarak selülozdan oluştuğu için selüloz yapılıdır desek doğru oluyor. Mantarları gördüğümüzde neydi? Kitindi. Bakteri ve arke hücreleri bunlar prokaryotlardı.
yani çekirdek ve zarlı organelleri yoktu. Bakterilerde peptidoglikan, arke hücrelerinde ise pseudo yani yalancı peptidoglikan görüyorum. Bitki hücrelerinde ise selülozdan oluşmuş bir çeper görüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz çeper varsa endositoz dediğimiz olayı yapamıyordum. Yani büyük maddeleri böyle bir yapı oluşturarak içeriye alamıyordum. Çünkü hücre çeperi beni engelliyordu ama endositoz yapamıyorum ama egzositoz yapabiliyordum. Bitkiler arkadaşlar besin zincirinin önemli bir yerinde yer alıyorlar. Mesela fotosentez yaptıkları için üretici kısmında yer alıyorlar. Otçullar ve omnivorlar yani hepçiller onları yedikleri için ne oluyor arkadaşlar? Yenmiş oluyorlar. Yani hem otçullarda var hem de omnivorlarda var. Böcekçil bitkilerde aynı zamanda hem üretici hem de tüketici grubunda yer alıyorlar. Ne diyoruz? Beslenme konusunu anlatırken böyle bir yapı kullanmıştım. Oradan bakalım. Bitkileri nerede görebilirim? Fotosentez yaptıkları için nerede görüyorum? Üreticiler, ototroflar grubunda görüyorum. İnorganik maddeleri organik maddeye dönüştürüyorlardı. Tüketicilerde görüyorum. Tükettikleri için değil, tüketildikleri için. Bakın burada neyi gördüm? Otçullar ne yiyorlar? Ot yiyorlar. Dolayısıyla burada bitkilere ihtiyaç var. Hepçiller yani omnivorlar et ve ot yiyorlar. Dolayısıyla burada da otlara ihtiyacım var. Saprofit dediğim şeylerde de bakın saprofitler ne yapıyordu? Organik maddeleri inorganik maddelere çeviriyordu. Bu inorganik maddeleri kim organiğe çeviriyor? Ototroflar yani bitkiler çeviriyor. Dolayısıyla burada da yine ototrofları görmüş oluyorum. Hem üretici hem tüketici bitkileri de böcek kapan bitkisine örnek verebiliriz demiştik. Biliyorsunuz böcek kapan bitkisi azot bakımından fakir topraklarda yaşıyordu. O azot ihtiyacını karşılayabilmek için böceklerle besleniyordu. Normalde yeşil renkli bakın dış kısmı. Bunlar ne yapılabiliyor normalde arkadaşlar? Fotosentez yapabiliyorlar. Ancak azot ihtiyacını karşılayabilmek için dışarıdan böcekleri böyle kapıyorlar. Bakın bir böcek geldi. Böceği şimdi kapanları sayesinde kaptı. Bakın normalde dışı kısmı yeşil. Dolayısıyla fotosentez yapabiliyor. Sadece azot için heterotrof beslenebiliyor. Zaten bunlara ne diyoruz? Hem üretici hem tüketici diyoruz. Yani normalde üretim yapabiliyor ama gerekli durumlarda tüketim faaliyeti de yapabiliyor. Bu böcek kapan bitkileri artık Türkiye'de de üretilebiliyor. Böcek yiyen bitkiler diye bir sayfa var. Ben onun linkini aşağıya bırakırım arkadaşlar. Oradan satın da alabilirsiniz. Evlerinizde böylelikle doğal bir sinek samar etkisi de yaratabilirsiniz. Çok güzel üretim faaliyetleri gerçekleştiriyorlar. Bitkilere baktım. Bu arada hani bu sponsorlu falan bir şey değil. Ben araştırırken dikkat ettim, gördüm. O yüzden hani yanlış anlaşılmasın. Bitkilere baktım arkadaşlar. Asıl konum bugün bu. Bitkilere baktığımda 3'e ayırmışım bitkileri. Damarsız tohumsuz, damarlı tohumsuz, damarlı tohumlu bitkiler. Ben bunlara böyle demek yerine damarsız ve tohumsuz bitkiler, damarlı ve tohumsuz bitkiler, damarlı ve tohumlu bitkiler olarak ayırmayı seviyorum. Yani damarsız tohumsuz sanki bir aradaymış gibi düşünüyoruz. Yani damarsız bunlar hem de neymiş arkadaşlar? Tohumu da olmayan bitkilermiş. Bunlar damarlılar aynı zamanda da tohumsuz bitkiler. Bunlar damarlı ve tohumlu bitkiler. Böyle denildiğinde böyle tekerleme gibi bir şey oluyor ama aslında zor değil. Açık tohumlu ve kapalı tohumlu bitkiler olmak üzere de damarlı tohumlu bitkileri ayırıyormuşum birbirinden arkadaşlar. Evet geldik damarsız ve tohumsuz bitkilere. Biliyorsunuz ben V ifadesini kullanacağım dedim. Bazı kaynaklarda çoğu kaynakta V ifadesini görmezsiniz. Yani damarsız tohumsuz bitkiler olarak geçer. Ben damarsız ve tohumsuz bitkiler demeyi tercih ediyorum. Şimdi bakıyorum damarsız ve tohumsuz bitkiler yani en ilkel bitki grubu bu. Bir kere iletim demetleri yani damarları neymiş? Yokmuş. Demek ki damarları yoksa damarlara ihtiyacı yok bunun. Yani israf yapılmaz hiçbir zaman doğada. Eğer damara ihtiyacı yoksa damarlı olmasına gerek yoktur. Tohuma ihtiyacı yoksa tohumlu olmasına gerek yoktur. Bakıyorum neden ihtiyaç yok? Damarsızsa damar ne işe yarıyordu? Atıyorum bitkilerde yaprakta ürettim. Fotosentez sonucu besini. Bunu bir şekilde benim köke taşımam lazım. Çünkü kök yeşil renkli değil. Toprağın altında. Dolayısıyla fotosentez yapamıyor. Besin üretemiyor ama onu da beslemem lazım. Dolayısıyla yukarıdan aşağı yani yapraktan köke doğru bir taşıma gerekiyor. Dolayısıyla damara ihtiyacım var. Ya da kökten aldığım mineral ve suyu nereye taşımam lazım? Yaprağa taşımam lazım ki fotosentez yapabilsin. Demek ki bunların bakın
Hepsi zaten nerede? Hepsi güneşi gören yerlerde. Yani herhangi bir toprak altında kalma durumu yok. Güneşi görebiliyorlar. Dolayısıyla bunların hepsi zaten fotosentez yapabiliyor. Aa, birisi bana fotosentez sonucu yaptığı şeyleri getirsin, versin diye beklemiyor arkadaşlar. Ya da hepsi su ve mineral alabilme potansiyelinde, yani o yerde bulunuyor. Mesela bir yaprağın su ve mineral alması çok zordur köke göre. Ama bunların hepsi zaten toprağın üzerinde yaşadıkları için ya da taşların üzerinde nemli bölgelerde yaşadıkları için arkadaşlar, bütün hücreler zaten alabiliyor. Yani taşıma işlemi yapmaya gereksinim duyacak bir şey yok. Dolayısıyla iletim demetleri ve damarları yoktur demeye çalışıyorum. Çiçeksiz bitkiler. Çiçeksiz zaten aslında tohumsuz demektir. Tohum, yani çiçekten sonra tohum oluşuyor. Suya yakın yerlerde yaşıyorlar arkadaşlar. Gerçek kök ve gövde ve yaprakları yok. Mantarlar için ne demiştik? Kök, gövde ve yaprakları yoktur demiştik. Bunların da evet benzer bir yapısı var. Yani kök, gövde, yaprak benzeri bir yapısı var ama bunlar gerçek kök, gövde ve yaprak değil. En tanınmışları kimmiş? Karayosunları ve ciğer otlarıymış. Bakın burada karayosunlarını görüyorsunuz. Burada da ciğer otlarını görüyorsunuz. Karayosunları sporla çoğalıyor ve metagenez görülür diyor. Şimdi bakalım bir neymiş bunlar? Sporla üreme, spor adı verilen... Evet, önce sporu açıklıyor. Özelleşmiş hücrelerle gerçekleşir. Spor, olumsuz koşullara dayanıklı, sağlam bir örtüyle kaplı ve uygun koşullarda gelişerek yeni canlıyı oluşturabilen özelleşmiş hücrelerdir. Sporlar... Eşeysiz veya eşeyli üremeyle oluşuyorlar. Hatırlarsanız bakterilerde endospor dediğimiz bir şey oluşuyordu. Olumsuz koşullarda bakteri kendini korumak için hücrenin içerisinde bir endo iç demekti zaten, spor oluşturuyordu. Bunlar da bitkiler, biliyorsunuz hani yangın olduğu zaman vesaire de en hızlı kendini toparlayan bitkilerdir. Çünkü spor çok yüksek sıcaklıkları dahi dayanabilir ve oradaki ortam şartları düzeldiğinde tekrar yeni bitkiyi oluşturabiliyor. Yani spor demek, hani spor yapan insanlar çok sağlamdır, çeviktir işte vesaire ya. Sporlar da arkadaşlar çok sağlam yapılar ve bitkinin neslinin daha uzun süre devam etmesini sağlıyorlar. Evet, geldik karayosunlarında görülen metagenez olayına. Metagenez dediğimiz şeyi burada açıklamışız arkadaşlar. Yine üreme konusunda bahsedeceğiz ama. Şimdi bir karayosunda bir sporofit dediğimiz bölge var. Bir de gametofit dediğimiz bölge var. Bakın, sporofit dediğimiz şu yukarıdaki kısımlar. Gametofit dediğimiz de şu yeşil kısımlar. Yani spor üreten yapılara biz sporofit, gamet üreten yapılara da gametofit ismini veriyoruz. Burada haploid dediğimiz en kromozomun evrenin 2N kromozomun diploid evreyi takip etmesi ya da tam tersi olayını arkadaşlar biz metagenez ya da diğer adıyla döl almışı diyoruz. Şimdi erkek gametofit karayosuna bakmak gerekirse, erkek gametofit var, bir de dişi gametofit var arkadaşlar. Bunlar bazen sorularda geliyor üreme konusunda. Hani bu şeyde gelmez de, sınıflandırmada gelmez büyük ihtimalle, ama üreme konusunda geliyor. Erkek gametofit, yani şu kısımda demek ki bir erkek gametofitim var, N kromozomlu, bir de dişi gametofitim var. Bunlar arkadaşlar mitozla erkek gametofit spermleri oluşturuyor. Dişi gametofit de yumurtayı oluşturuyor. Mitoz geçirmek zorundalar çünkü en kromozomlar meyoz geçiremezler. Sonra bu sperm ve yumurta birleşiyor. Yani ikinci aşamada döllenme meydanı geliyor ve en kromozom buradan geldiği için 2N kromozomlu bir zigot meydana geliyor. Bu zigot arkadaşlar daha sonra mitoz bölünmeler geçirerek sporofite dönüşüyor. Yani burada bir zigot oluşuyor demek ki, sonra bu mitoz bölünme geçire büyüyor ve bir neyi oluşturuyor? Sporofit oluşturuyor. Demek ki gametofitler arkadaşlar, gametofitlerde yumurta ve sperm birleşti ve sonrasında büyüyerek sporofiti meydana getirdi. Sporofit de meyoz bölünme geçiriyor çünkü 2N kromozomunu geçirebilir ve sporları oluşturuyor. Sporlar dolayısıyla meyoz olduğu için N kromozom. Daha sonra bu sporlar mitoz ile büyüyüp gelişerek arkadaşlar erkek ve dişi gametofiti oluşturuyor. Yani erkek dişi gametofit sporları, sporofiti meydana getirirken sporlar da yine kimi meydana getiriyor arkadaşlar? Erkek ve dişi gametofitleri meydana getiriyor. Yani bakın, hiçbir emek zayi olmuyor doğada. Erkek ve dişi gametofitler sporofiti oluşturuyordu birleşerek. Sporofit de daha sonra ahde vefa göstererek arkadaşlar tekrar erkek ve dişi gametofiti oluşturuyorlar. Dediğim gibi bu üreme konusunda karşınıza gelir. Hani sınıflandırmada karşınıza gelmez ama eğer genel anlamda TYT ya da ÖABT gibi bir sınava hazırlanıyorsanız önemlidir arkadaşlar. Şimdi geldim
damarlı ve tohumsuz bitkilere. Biraz önceki neydi? Damarları da yoktu, tohumları da yoktu. Şimdikilerin damarları var. Demek ki damara ihtiyaç duyuyorlar bunlar. İletim demetleri yani damarları bulunur. Çiçeksiz bitkiler, yine tohumsuz olduğu için çiçeksiz diyorum. Bu bitkilerin gerçek kök, gövde ve yaprakları vardır. Yani diğer bitkiler gibi karayosunu, ciğerotu gibi değiller. Bunların gerçek kök, gövde ve yaprakları var. Dolayısıyla gerçek kök varsa, gövde varsa, yaprak varsa taşınma işleminin de olması gerekir. Dolayısıyla iletim demetine ihtiyacım var. Ilık ve nemli bölgelerde yine bunlar da yaşıyorlar. Bunların arkadaşlar rizom adı verilen toprak altı gövdeleri var. Şu yine gövdem. Şuraya baktığımda bakın şunlar toprağın altından çıkmış. Şu kısım kahverengi olan kısım zaten güneş görmediği için bakın yeşil renkli değil. Toprağın altından çıktığı belli oluyor. Sonrasında ne yapmış arkadaşlar? Bakın şuralarda rizomlar meydana gelmiş. Yani bu rizomlar toprağın üzerine çıkarak yeni bitkiyi oluşturacaklar. Buna rizom gövde ismini veriyoruz. Yine damarlı ve tohumsuzlardan devam ediyorum. Tohumları yok. Sporla çoğalıyorlar. Bunlarda da yine metagenez dediğimiz, döl almışı dediğimiz yapı görünüyor. Nasıl karayosunlarında vardı? Bunlarda da var. Bunlarda da eşeğli üreme, yine eşeğsiz üremeyi takip ediyor. Eğrelti otlarında spora bakacağız. Şimdi sporun ne olduğunu söylemiştik. Neydi? Dayanıklı ortam, yani ekstrem ortamlarda canlının daha dayanıklı olmasını sağlayan ve üreme hücrelerinin içinde barındıran bir kesecikli spor kesecikleri. İçinde de sporlar vardı. Eğrelti otu yine damarlı ve tohumsuz bir bitki örneği. Dolayısıyla bakacağız. Aynı şekilde bir eğrelti otunun yapraklarının arkasını inceleyecek olursanız siyah noktalar şeklinde spor keselerini görürsünüz. Eğrelti otunu salladığınızda spor kesesindeki sporlar etrafa yayılır. Evet, eğrelti otunu böylece tanımış olduk. Buna aşk merdiveni de diyorlar. Eğrelti otu da diyorlar. Evlerinizde belki görmüşsünüzdür. Evet, burada baktığımda arkadaşlar yine metagenezi görüyorum. Olgun bir sporofitim var. Yine iken kromozomlu sporofitler öyleydi biliyorsunuz. İçerisinde bakın arkasını büyütmüş spor kesesi var diyor. Bu spor kesesinin içerisindeki sporlar mayoz geçiriyor ve spor ana hücreleri daha doğrusu mayoz geçiriyor ve sporları meydana getiriyor. Mayoz bölünme görüldüğü için en kromozomlu bir yapım var. Sonra bu büyüyerek genç gametofiti meydana getiriyor. Olgun gametofit yine burada neyim var benim? Mitozum var. Mitoz geçirerek olgunlaşıyor ve en kromozomlu bu olgun gametofitten hem erkek hem de dişi üreme organları meydana geliyor ve böylelikle sperm ve yumurta meydana geliyor. Bunlar döllendikten sonra arkadaşlar ikien kromozomlu zigot oluşuyor ve sonrasında bu zigot yine arkadaşlar yukarı çıkarak böyle büyüyerek şurası bakın. Şurası bir neyi oluşturuyor? Sporofiti oluşturuyor. Sporofit de zaten büyüyerek şu eğrelti otunu meydana getirmiş oluyor. Damarlı ve tohumsuz bitkilere devam ettim. Damarlı ve tohumsuz bitkilere kibrit otlarını, at kuyruklarını ve eğrelti otunu örnek verebiliriz demişiz. Bakın burada görüyorsunuz. Şimdi geldim damarlı ve tohumlu bitkilere. O zaman neyi gördüm? Damarsız ve tohumsuz bitkileri gördüm. Karayosunları bunlara örnekti. Sonra neyi gördüm? Damarlı ve tohumsuz bitkileri gördüm. Eğrelti otları örnekti. Şimdi hem damarlı olacak hem de tohumlu olacak. Bunları biz ikiye ayırıyoruz. Açık tohumlu bitkiler ve kapalı tohumlu bitkiler olmak üzere. Açık tohumlu bitkilere gimnosperm de deniyor. Kapalı tohumlu bitkilere de angiosperm ismini veriyoruz. Özellikle 12. sınıfta olan arkadaşlarım ya da dediğim gibi TYT, ÖABT hazırlanan arkadaşlarım varsa buradan bitkiler konusundan hayli bilgi edineceklerdir. Şimdi baktığımda açık tohumlu bitkilere geldim. Açık tohumlu bitkiler arkadaşlar çoğunlukla ağaç ya da ağaççık ya da çalı şeklinde bulunuyorlar. Yani otsu formları yok. Bunlar genelde hani genellikle kozalaklı bitkilere biz diyoruz açık tohumlu bitkiler. Çok çeneklidirler demişiz. Çenek dediğimiz şey ne demek? Diğer adı kotiledon arkadaşlar. Tohum çimlendiğinde ilk oluşan yaprağa biz çenek diyoruz. Buna arkadaşlar sayı bakımından işte tek çenekli, çok çenekli olarak ayıracağız kapalı tohumlu bitkileri. Açık tohumlu bitkiler zaten çok çenekliler. Açık tohumlu bitkilerin arkadaşlar genellikle yapraklarını birden dökmedikleri için 4 mevsimde yeşil olarak kalabiliyorlar. İşte daha çok ormanlarda gördüğümüz bitkiler çamdır, ladindir, göknardır. Bunlar arkadaşlar açık tohumlu bitkiler. Açık tohumlu bitkiler
oldukları için arkadaşlar tohumlarını açıkta barındırıyorlar. Yaprakları çoğunlukla iğnemsi ya da bazı kaynaklarda ibre şeklinde ya da ibreli olarak da geçiyor. İğne şeklinde bakın yaprakları zaten çam falan görmüşsünüzdür, bilirsiniz. Devam ettim arkadaşlar. Gerçek çiçekleri yok bunların. Meyveleri de yok. Bakın şöyle kozalak şeklinde yapıları var. Ama yine tohum var diyoruz. Bakın tohum yok değil. Tohum sadece meyve içerisinde değil, kozalak yaprakların altında açıkta bulunuyor. Şu açık bir kozalak. Bu da kapalı bir kozalak. Görmüşsünüzdür zaten. Demek ki kozalaklı bitkiler açık tohumlu bitkilerdir diye genelleme yapabiliriz. Çam ağacı açık tohumlu bitkiler örnektir. Ladin ağacı, ardıç ağacı, köknar ağacı ya da bazı kaynaklarda göknar olarak geçebilir. Selvi ya da servi ağacı. Bunları da görmüşsünüzdür. Bunlar hep kozalaklı oldukları için açık tohumlu bitkiler. Yani tohumsuz bitkilere göre daha gelişmiş bitkiler bunlar arkadaşlar. Geldim kapalı tohumlu bitkilere. Kapalı tohumlu bitkiler ise arkadaşlar en gelişmiş kral grubunda. Angiosperm diyoruz bunlara da. O zaman bir damarsız tohumsuz bitkiler. Sonra damarlanıyorlar ama hala tohumları yok. Sonra açık tohumlu bitkiler oluyorlar. Yani tohum elde ediyorlar. Bu sefer de açık tohumlu. Hala tehlikede diye düşünebilirsiniz. Son olarak da artık kapalı tohumlu. Artık tohumu iyice koruma altına almış diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Kapalı tohumlu bitkilerde artık gerçek çiçek var, meyve var, tohumları var. Bunları görebiliyoruz. Çiçeklenme olduğunu. Tohum yumurtalık içerisinde yer alıyor. Yumurtalık gelişerek meyve oluşturuyor. Yani ilk başta çiçeklenmeyi görüyoruz bakın. Şurada erkek organ, şu içte de minik bir dişi organ var. Şurada da bakın ne yapıyor? Tozlaşma meydana geldi. Yani dişi ve erkek organlar ne yaptı? Birleşti arkadaşlar. Polen ve yumurta birleşmiş oldu. Sonrasında bakıyorum bakın meyveye dönüşüyor. O yapraklar ne yaptı arkadaşlar? Çiçekler kayboldu. Sonrasında bir meyveye dönüşme meydana geliyor. Baştan aldım. Yapraklar var bu devirde. Sonrasında ne oluyor arkadaşlar? Tozlaşma meydana geldikten sonra artık yapraklara ihtiyaç kalmıyor. Sonrasında bu tohum, oluşan tohum meyveye dönüşmeye başlıyor. Ve bu şekilde arkadaşlar olgunlaşarak meyveyi oluşturuyor. Bahar aylarındayız. Bilmiyorum siz bu videoyu izlediğinizde hangi ayda olacağız ama şu anda Mayıs'tayız. Ve biliyorsunuz işte eriktir, kayısıdır ağaçlar artık çiçek açmaya başladı. Onları gözlemleyebilirsiniz. Kapalı tohumlu bitkilerde de çenek durumuna göre ayrılma var. Biliyorsunuz açık tohumlu bitkilerde çok çeneklilerdi. Yani çenek durumuna göre ayıramıyordum. Ancak bunları tek çenekli ve çift çenekli olmak üzere ayırıyorum. Çenek dediğim şey neydi? Bitkinin tohumunun bir parçasını oluşturan bir yapı aslında. Şimdi göreceğiz. Bu bir tohum toprağın altında gördüğünüz gibi. Bakın şurada oluşan yine açık kahverengi yapı şu kısım. Bir çenek. Aynı zamanda tohumun bir kısmı ve bitki çimlendiğinde daha doğrusu bitki ilk topraktan çıktığında ilk oluşan yapılar. Bunlara kotiledon da ismini veriyoruz. Bakın iki tane var. Demek ki bu çift çenekli bir bitki. Açılıyor ve ilk yaprakları şu çeneklerden oluşuyor. Bitki artık hani çimleninceye kadar beslenmesini oradan sağlıyor. Artık bakın. Ne yaptı? Çimlendi. Artık yeşil bölgesi oluştu. Artık fotosentez yapabilir bitki. Dolayısıyla çeneklere ihtiyaç kalmadığı için çenekler artık geri plana itilmiş oluyor. Kapalı tohumlu bitkileri ikiye ayırmıştık. Tek çenekli ve çift çenekli. Tek çeneklere biliyorsunuz çeneğin diğer adı kotiledondu. Mono bir demek. Monokotiledon ismini veriyoruz. Çift çeneklere de D2 demekti. Dikotiledon ismini veriyoruz. Tek çenekli bitkilerin yaprakları ince, uzun, şerit şeklinde. Bu çift çeneklerin ise geniş arkadaşlar yapraklara sahip. Bunlar geliyor sorularda. Yaprakları paralel damarlı olanlar yine tek çenekli. Ağsı damarlı olanlar ise çift çenekli. Yaprak sapı bulunmuyor tek çenekli olanlarda. Çift çenekli olanlarda yaprak sapı bulunuyor. Tohumda tek çenek bulunuyorsa zaten tek çenekli adı üzerinde, çift çenek bulunuyorsa çift çenekli. Bu önemli, şu kısım önemli. Şimdi baktığımda burada 3 tane ben yapı görüyorum.
Bunlar neymiş? Tek çenekli monokotil dediğim bitkiler. Şunlar tek çenekli, şunların ikisi çift çenekli. Şimdi tek çenekli bitkilere baktığımda iletim demeti diyordum ya arkadaşlar. Neydi bunlar? Damarlı ve tohumlu bitkilerdi. Yani damarları olacak. Bu şunlar benim dediğim şeyler damarlar arkadaşlar. Yani iletim demetleri. Odun ve soymuk borusu diyeceğiz bunlara. İletim demetlerine baktığımda bakın dağınık dizilmiş arkadaşlar gövdede, görüyor musunuz? Bu bir gövde kesiti ve gövdede dağınık bir şekilde dizilmiş. Demek ki eğer dağınık halde dizildiyse bu kesinlikle tek çenekli ve nasıl bir bitkidir arkadaşlar? Kapalı tohumlu bir bitki. Sonra baktığımda şurada çift çenekli iki tane bitki görüyorum. Bakıyorum ikisinde de ne var? İletim demetleri düzenli dizilmiş. Demek ki iletim demetleri düzenli dizildiyse bunlar kesinlikle çift çenekli bitkilerdir. Kambiyum dediğim enine kalınlaşmayı sağlayan, hani çok yıllık bitkilerde biliyorsunuz o enine kalınlaşma olur olur. Hatta işte bitkiyi kesersiniz ve o yaş halkalarını sayarsınız ya, işte onlara hani kambiyum diye düşünebilirsiniz. O kalınlaşmayı sağlayan şeye kambiyum diyoruz. Kambiyum bunlarda yok arkadaşlar. Dolayısıyla kambiyum olmadığı için enine kalınlaşma da görülemiyor bunlarda, tek çenekli bitkilerde. Kambiyum olmadığı için kapalı demet görülür diye söylüyoruz. Demek ki kapalı demet varsa kambiyum yoktur arkadaşlar. Çift çenekli bitkileri de biz ikiye ayırıyoruz. Tek yıllık çift çenekli bitkiler, çok yıllık çift çenekli bitkiler olmak üzere. Bunlarda yine tabii ki ikisinde de iletim demetleri düzgün dizilmiş. Ama bunlar zaten tek yıllık bitki. Yani kambiyuma ihtiyaçları yok. Çünkü zaten bir sene yaşayıp gidecekler. Dolayısıyla enine kalınlaşmanın görülmesine ihtiyaçları yok tek yıllık bitkileri. Çift çenekli bitkilere baktığımda ise iletim demetleri düzenli dizilmiş. Bu bana çift çenekli olduğunu kanıtlıyor. Kambiyum var. Kambiyum varsa hem çift çeneklidir hem de nedir arkadaşlar? Çok yıllık bir bitkidir. Enine kalınlaşma kambiyumdan dolayı var. Zaten çok yıllık olduğu için. Kambiyum olduğu için de açık demet görülür diyoruz. Kapalı tohumlu bitkilerde şu önemlidir arkadaşlar. Kapalı tohumlu bitkilerde tek çeneklilerde kökleri saçak kök, çift çenekli bitkilerin kökleri ise kazık köktür arkadaşlar. Şimdi bir etkinliğimiz var bununla alakalı. Diyor ki bitkinin yaprakları paralel damarlı ise. Paralel damarlı ise biz bunlara ne diyorduk? Paralel damarlı ise kapalı tohumlu ve çift çenekli değil neydi? Tek çenekli, yani diğer adıyla monokotiledon. Bitki. Bitkinin yaprakları ağsı damarlıysa bu sefer neydi? Dikotil bitki. Yaprak sapı yok ise monokotil bir bitki. Yaprak sapı var ise dikotil bitki. İletim demetleri dağınık dizilmişse arkadaşlar, bu dağınık dizilme bana neyi hatırlatıyordu? Monokotil olmayı. İletim demetleri düzenli dizilmiş ise bu dikotil idi arkadaşlar. Kapalı demet görülüyorsa demek ki kambiyum yoktu. Kambiyum yoksa ne olabilir arkadaşlar bu? Monokotil olabilir. Açık demet görülüyorsa demek ki kambiyum var. Demek ki çift çenekli ve çok yıllık bir bitki bu diye düşünüyorum. Kambiyum var ise arkadaşlar ne diyorum buna? Yine dikotil diyorum. Saçak kök bulunuyorsa monokotil diyorum. Kazık kök bulunuyorsa dikotil ismini veriyoruz. Tamamla şuradan ulaşabilirsiniz. Şu size ipucu verecektir. Bu güzel bir bilgi olmuş oldu sizin için. Evet, hemen devam ettik. Şimdi yine kapalı tohumlu olduğu bilinen bitkilerle ilgili verilen bilgileri kullanarak bitkilerin monokotil ve dikotil olma durumlarını yazınız. Kambiyum yok ise. Şimdi kambiyum yok ise şekilde benim hatırladığım kadarıyla tek çenekli bitkilerde kambiyum yoktu. Tamam, ama çift çenekli bitkilerde de nerede yoktu arkadaşlar? Tek yıllık olanlarında yoktu. Yani bu eğer kambiyum yok ise ve enine kalınlaşma yok ise tek çenekli bir monokotil bitki de olabilir. Çift çenekli ancak tek yıllık bir bitki de olabilir arkadaşlar. O yüzden bunları karıştırmayın. Kapalı tohumlu ve açık tohumlu bitkilerin böyle yine karşılaştırmasını tablo şeklinde de yazdım. Buradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Birkaç tane böyle güzel tablo buldum. Onları da eklemek istedim. Geldim parazit bitkilere. Parazit bitkileri biz ikiye ayırıyoruz. Yarı parazit ve tam parazit olmak üzere. Yarı parazit bitkinin adı üzerinde, yarı parazit, yani tam olarak parazit değil. Kök sistemleri gelişmediği için bunların arkadaşlar yaşadığı bitkiden, bakın bitkinin üzerinde yaşıyorlar ve yaşadığı bitkilerden su ve mineral alıyorlar. Yani inorganik madde alıyorlar. Ancak kendilerinin klorofilleri olduğu için bu aldıkları
inorganik maddeleri organik maddeye dönüştürebiliyorlar. Vispum album diyoruz bunlara. Öksü otu mesela bunlardan bir tanesi. En önemli örneklerinden bir tanesi öksü otu. Bir yarı parazit bitki. Tam parazit bitkilere baktığımız zaman bunların kloroplastları da yok arkadaşlar. Dolayısıyla hem üzerinde yaşadıkları bitkilerden hem inorganik madde alıyorlar hem de onların ürettikleri organik maddeleri de alıyorlar. Bunun cin saçı bitkisini ve canavar otunu şurada verdim. Örnek olarak bakabilirsiniz. Cin saçı bitkisine sanırım bazı yörelerde kanser de deniyor. Yani bitkileri sardığı için ve onların ürettikleri besini alıp onları güçsüzleştirdiği için kanser de deniyor arkadaşlar. Bunlar tam parazit. Bir de epifit bitkiler var ki bunlar parazit bitkilerle karıştırılıyor. Bunlar parazit değil arkadaşlar. Bunlar sadece başka bir bitkinin üzerine tutunarak yaşıyorlar. Yani sadece konak olarak, konak dersen parazitle gider, konak demeyeyim. Sadece o bitki üzerinde tutunuyorlar. Yani o bitkiden bir şey alıp ona bir şey vermiyorlar. Sadece o bitkiye zarar vermeden o bitkinin üzerinde bir yaşam alanı sürüyorlar. Genelde bunu söylediğimizde şu öksü otu bitkisi örnek veriliyor. Öksü otu arkadaşlar neymiş? Öksü otu bir yarı parazit bitkiymiş. Epifit bitkilere ise en önemli, en güzel örneğimiz orkideler. Orkidelerin çoğu epifit bitkidir. Başka bir ağacın üzerinde yetişirler arkadaşlar. Dolayısıyla epifit dediğim şey, epi zaten üzerinde demek. Fita da bitki demektir arkadaşlar. Bitkinin üzerinde yaşayan başka bir bitkiye biz epifit bitki ismini veriyoruz. Dediğim gibi parazitlikle karıştırmayın. Burada parazitlik yok. Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar.